Merhaba arkadaşlar, Hamburger YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Hayırlısıyla kurbanımızı kestik. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün yine geçen sene yaptığım bir tane harika bir lezzeti paylaşacağım sizinle. Bugün ustalara kadar olmasa da kendi çapımda bir yağ içinde böbrek, az ciğer, az böbrek ve kuşbaşı et, kırmızı et dolaması yapacağım. Kısaca malzemelerimizi tanıtalım. Böyle köşeli şekilde kesilmiş biraz ince yağ. Bu göğüs kısmından alınacak. 3-4 tane biberimiz var. Bir tane domatesimiz. Kuşbaşı et, az ciğer ve az böbrek. Evet arkadaşlar. Şimdi etimiz doğranmış. Yağımız da hazır. Böbreklerimiz de hazır. Önce etlerimizi kızartacağız. Evet, şöyle takip edelim arkadaşlar. Mangalımız da hazır. Şöyle diziyoruz. Arkadaşlar, etlerimizi kızarttıktan sonra kuşbaşı şekilde keseceğiz. Böbrekleri, kırmızı etleri kuşbaşı şekilde keseceğiz. Sonra kestikten sonra yağın içine döşeme yapacağız. Yağın içine döşedikten sonra dürüm haline getireceğiz. Dürüm haline geldiği zaman açılmasın diye de kürdanlayacağız. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda seyredebileceksiniz. Sorun yok. Yavaş yavaş kendi çapımızda bir şeyler yapacağız bakalım. Geçen sene yaptım. Fena değildi. Gelen misafirlerimiz de çok beğendi. Evet. Şimdi kızartmaya biz başladık. İlerleyen süreçte sizinle tekrar süreçleri paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzememizi hazırladık. Etimizi kızarttık, kuşbaşı şeklinde kestik. İçine içlik malzememizi, içine koyacağımız malzememizi hazırladık. Şöyle gösterelim. Evet, ekranımıza. İçinde ne var? Domates ve biber hazırladık. Siz istediğinizi hazırlayabilirsiniz. Baharat olarak sadece pul biber atacağım. Evet. Şimdi hazırladığımız malzemeyi yağımızın içine, bu harcı yağımızın içine toplayacağız. Şöyle yapalım. Şöyle uzunlamasını olsun çünkü daha uzun olur, daha ince olur, tek kat olur. Yani bunun için atacağınız malzemeyi siz istediğiniz gibi kendiniz şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz şöyle. Evet arkadaşlar. Evet. Ben acılı sevdiğim için biraz acılı yapıyorum. Biberler de acı. Şimdi arkadaşlar, şöyle alalım. Şimdi yağı katlama işlemine başlayacağız. Böyle güzelce katlıyoruz. İneğin karın bölgesindeki yağı kullanırsanız daha şey alırsınız, daha iyi bir olumlu sonuç alırsınız. Böyle kürdanla ya da ağaçla tutturabilirsiniz. Ben ağacı tercih ettim. Kürdan ince olduğu için çabuk yanıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle hazırlıyoruz. Son kürdanımızda. Şöyle ağzını kapatalım ki yaparken şey olmasın, dökülmesin mangalda. Evet. Malzememiz hazır. Şöyle gösterelim. Şimdi mangalımıza koyuyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, böyle koyduktan sonra arkadaşlar size bir dipnot düşeyim. Bu dışı yağ olduğu için sakın ızgarayı kapatmayın. Yağ hemen yandığı için ateşte hemen alev alacaktır. O yüzden mangalın ızgaranın ağzını bu şekilde kapatmayın. Böyle serbest kalsın. Evet, birazdan şimdi pişirmeye başlayacağız. Bir 10-15 dakika kadar kızardıktan sonra bunu alabilirsiniz. Birazdan tekrar olduğu zaman keserken yeme işlemi başladığı zaman sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar,
Dürümümüz kızarmaya devam ediyor. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, usta değiliz. Ama kendi çapımızda bir şeyler yapıp paylaşmaya çalışıyoruz. Yani yorum yaparken biraz daha insaflı yorumlar yaparsanız sevinirim. Evet devam ediyor. Pişirdiğim zaman keserken size göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, malzememiz hazırlandı. Gel oğlum böyle. Gel koçum. Evet şimdi malzemeyi hazırlayacağız. Yemeği hazır sunacağım. Evet, şöyle geçelim. Evet arkadaşlar. Malzememizi şöyle aldım. Evet arkadaşlar. Bu kıvama gelene kadar kızartacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakika sürdü. Kürdanlar gördüğünüz gibi burada sabit. Şöyle gösterelim. Ben şimdi keseceğim. İçeriğini de göreceksiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Herkesin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Bugün de nacizane kendim fikrim olan, yani kendime ait bir şey yapmaya çalıştım. Ben bunun adına yağ içi et dolama diyorum. Siz artık ne derseniz deyin. Beni takip etmeyi unutmayın. Hamurcugil kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar.